Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Atatürk, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimiz ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Biz hepimiz öz olmak zorundayız. Zira
bugün öğretmenler yeni yetişen nesil sizin eseriniz olacaktır derken Ulvi Gaye'yi yazar öncesinde hepimizi yıkamış. Aramıza yeni katılan genç meslektaşlarımız kuşkusuz gücümüze güç katmıştır. Kendilerine çalışmalarına başarılar diliyorum. Afif'in şu beytiyle seslenmek istiyorum. Öğretmenim diyen, olmak gerektiği imanlı, edepli, liyakatli, sonra vicdanlı. Değerli arkadaşlarım, unutmayalım ki Sultan Abbas'tan yetiştiren hocası bir insan bir büyük vardı. Sultan Fatih'i yetiştiren hocası bir Akşemseddin vardı. Mustafa Kemal'i yetiştiren hocası bir Mustafa vardı. Sizlerin de tarihe ölümsüz izler bırakacak insanlar yetiştirmeniz dileğiyle hepinizi kalbi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, güzel bir nezih ortamı sağlayan, bu güzel ortamda öğretmenler birbirimize kutlanmasını vesile olan belediye başkanımıza da huzurunuza teşekkür ediyorum. Sayın Valim. Kalbim doruklarına İlmik ilmik dokuyorum. Çoğaldıkça attığım düğünler coşuyor, büyüyor mutluluğum. Çizdiğim resimlerde, attığım düğünlerde can var, ruh var, şuur var. Elimin emeğinde, alnımın terinde arzu var, sevinç var, gurur var. Çizdiğim resim, attığım düğün, sensin öğretmenim Ayşen, sensin doktor benim. Sen mutlu oldukça, sen başardıkça, ben övünürüm. Tezim buyurulursa, valimiz Sayın Beytik Çınar'ı konuşmaları yapmak üzere köşkü davet ediyorum, arz ederim. Sayın Garnizon Komutanı, Sayın Belediye Başkanı, değerli konuklar, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, bu öğretmenler gününde hepinizi sevgi ile selamlıyorum ve öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu arada ben de siz sevgili öğretmenlerimize bu güzel ortamı veren ve bu hazırlığımızı yapmamıza sebep olan Belediye Başkanı Selim Yancı'ya ben de teşekkür ediyorum. Ülkemizde 2013-2014 öğrenim yılında 20 milyona yakın genç okullarımızda eğitim görmektedir. Yani ülkemizdeki her üç kişiden birisi öğretmenlerimizin etkisi altında. Bu 20 milyona yakın insanın 5 veya 10 yıl içerisinde ülke yönetiminde söz sahibi olacağını düşündüğümüzde öğretmenlerin ülke geleceğine ne kadar önemli rol oynadıklarını görmemek mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizin geleceği için, devletimizin geleceği için gençlerimizi bilgili, çağdaş, dürüst, namuslu ve yurtsever yetiştirmek zorundayız. Onları devletin bölünmez bir bütün olduğu konusunda sürekli eğitmeliyiz. Bu güzel ülkenin, Cumhuriyet rejimimizin yüz binlerce şehit kanları üzerinde kurulu olduğunu bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Çünkü ne edersek onu biçeriz. Gençlerimizin bireysel birer varlık olarak gördüğümüz ve paylaşmayı bilmeyen insanlar olarak yetiştirdiğimiz son yıllarda artık ihmal ettiğimiz devlet bilincini ve devletin unsurlarını öğretmeyi ön plana çıkartmamız gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlarımızın
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, ama herkesin devlete karşı sorumluluk taşıdığını gençlerimize öğretmeliyiz. Bence bu matematik kadar, biyoloji kadar, tarih, coğrafya kadar önemlidir. Çünkü Büyük Önder Atatürk'ün de dediği gibi, devlet birliği olmayan bir ülkede ne bilimden, ne teknolojiden, ne de çağdaşlıktan bahsetmemiz değildir. O ülkeler devamlı bir anarşi ve karnaşa içerisinde yok olup gitmeye mahkumdurlar. Tabii bu eğitimi verecek olan öğretmenlerin de maddi ve manevi yönden rahat olmaları gerekmektedir. Yani okulların kütüphanelere, sosyal tesislere, konferans salonlarına, bilgisayar sınıflarına kavuşturulması yanında yarınlarını da düşünmeden çalışabilecekleri maddi imkanlara da kavuşturulmaları gerekir. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen ben Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi öğretmenlerimizin ellerindeki mevcut imkanlarla da yurtsever, çalışkan, dürüst gençler yetiştirme becerisine ve yeteneğine sahip olduklarına inanıyorum. Bilecik'te 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ufak tefek sorunlar hariç iyi bir dönem geçirmekteyiz. İlk öğretimde ve lisedelerimizde siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde eğitim ve öğretim aksamadan ve yeterli seviyede yürümektedir. Varlık olarak bizim amacımız da siz öğretmen arkadaşlarımızın gençlerimize daha iyi ortamlarda eğitim ve öğretim verebileceğiniz imkanları yaratmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmen arkadaşlarımızın günlerini yeniden kutlar, emekli olanlara bundan sonraki yaşamlarına başarılar diler, ebediyete intikal etmiş veya şehit olmuş olan öğretmenlerimize Tanrı'dan rahmet ile hepinize saygılar sunarım. Önlerinde saygıyla eğildiğimiz emekli öğretmenlerimize ve personelimize hizmet şeref belgeleri verilecektir. Thank you.
Thank you.
daha bir tarz.